Uzun bir aradan sonra yeni bir esnaf şurası topluyoruz 26-27 Kasım tarihlerinde Ankara'da, burada Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle, katılımıyla inşallah güzel ve amacı gerçekleştirmek için uygun bir platformun olacağı bir şura olacak. Şuraların önemli özelliklerinden bir tanesi de sorunu en ayrıntılı bir şekilde masaya yatırabilmeleri ve analiz edilme imkanını sağlanmasıdır. En ayrıntılı bir şekilde. Çünkü bunu yapabilecek düzeyde, içerikte, kapasitede insanları davet ediyoruz, bilim adamlarını davet ediyoruz, ilgili yetkilileri davet ediyoruz yani. Bu konudaki sorunları bilen, vakıf işe, olaya bilimsel boyut da katabilen, bu yönüyle değerlendirebilen ama en detayına kadar, moleküllerine kadar inebilen, moleküllere inemediğiniz zaman sorunu tam olarak çözemezsiniz. O en ücra noktadaki kanalları, tıkanıklık varsa, kılcal damarlar adeta açabilecek modelleri, önerileri, çözümleri devreye sokacak bütün tartışmalar inşallah burada yapılacak, gündeme gelecek. Ve inanıyorum esnaflarımız için gerçekten onların yine güvenli bir ortamda bu rekabeti, haksız rekabete karşı onları koruyacak yeni modelleri devreye sokarak, çünkü sürekli değişiyor, her şey değişiyor. Her zaman aldığınız tedbirlerle ileriye gitme imkanı olmayabiliyor. Onları da gözden geçirmeniz gerekiyor. Yeniden güncellemeniz gerekiyor. Yeni durumlara uydurmanız gerekiyor. O açıdan da canlı bir mekanizma. Yani bu sürekli olarak bir dinamik bir süreç. Yani ben şunları aldım, şu tedbirleri aldım, artık yeter. Bundan sonra bir şey yapmaya gerek yok gibi bir yaklaşım içerisinde ileriye taşıyamazsınız. Esnaf ve sanatkarımıza ayakta kalmasını sağlayacak en önemli destek olan ucuz, kolay finansman imkanlarına ulaşma desteğini çok yoğun bir şekilde sağladık. Ve esas başka, elbette modeller de, başka destekler de söz konusu oldu ama, devreye sokuldu ama en önemlisi bu. Çünkü sonuç itibariyle ayakta durabilmesi için paraya ihtiyacı var, finansa ihtiyacı var, finansal kaynaklara ucuza ulaşabilme imkanı var. 2002 yılında o dönemde esnaf ve sanatkarımızın bu anlamda kullandığı finansal destekler hemen hemen hem çok pahalı, yani faiz oranları çok yüksek oranlarda %30-40 hatta 60'lara kadar yükselebiliyordu. Ama şu anda %4-5 nihai faiz oranıyla kendisi ihtiyacını giderecek, ticari faaliyetini, hayatını idame ettirecek finansman imkanlarına ulaştırabiliyoruz. Bunu sağlayabiliyoruz. Esnafımızın bir de karşı karşıya kaldığı sorunlardan bir tanesi de, yani zaman zaman vergi, esnafımızın vergileme yöntemlerine ilişkin de hususların enine boyuna değerlendirilmesi gerekir. Bütün boyutları değerlendirilmesi gerekir. Daha sıkıntıya sokacak ya da daha az, daha düşük maliyetle esnafımıza bir vergilendirme mekanizması, rejimi alternatif olarak ikame edilebilir mi? Bunların da tartışılması gerekiyor. Hem ticari faaliyetini yürütür, hem alışverişini yapar, hem de bu yönüyle esnaf sosyal bir alan ortaya çıkarır. Yani sosyal ilişkilerin yürütülebileceği bir alan meydana getirir. O yönüyle çok özeldir. Sayıları da yani 1,5 milyona yaklaşıyor. Şimdi Batı'da gelişmiş ekonomilerde alışveriş merkezleri ve tüketim merkezlerinin dönüşümü çok hızlı ve radikal gerçekleşti. Ve esnaf, orta ölçekli işletmeler, KOBİ'ler diyebileceğimiz ve biraz da esnaf sanatkar diyebileceğimiz işletmeler bu dönüşümle çok etkilendi. Adeta kayboldular. Yani ve meydan, piyasa tamamen büyük işletmelerin, büyük firmaların ve alışveriş merkezlerinin tekeline bırakıldı. Türkiye'de bu gelişim, dünyada gelişim bu şekilde. Yani esnaf ve sanatkar bu acımasız rekabet karşısında ayakta kalamıyor genelde. Kaybolup gidiyor. Ama Türkiye'de biraz farklı gelişti bu olay. Yani tabii hükümetlerimizin aldığı politika ve tedbirlerle esnaf ve sanatkarı bu ağırlıklı egemen gücün, dominant gücün karşısında eritmedik, yok etmedik. Yani ona ilişkin gereken tedbirler alındı, çalışmalar yapıldı.